Çalışırken müzik dinlenir mi? Müzik dinlemek sizin verimliliğinizi mi artırır yoksa konsantrasyonunuzu mu düşürür? Müzik dinlemeyi çok çok seven birisi olarak inanın bu sorulara olumlu cevap verebilmek isterdim ama 2016 yılı itibariyle olumlu ya da olumsuz, kısa ve net verilebilecek bir cevap yok. Hangi durumlarda ne tür müzik dinlenebileceğine ilişkinse pek çok öneri var. Şimdi gelin birlikte bu önerilere kulak verelim. Her karmaşık problemin en azından bir tane açık ve basit bir cevabı vardır ve genellikle bu cevap yanlıştır. İşte size doğru cevapları verebilmek için önce bazı sorular soracağım. Hazır mısınız? Yeni bir şeyler öğrenmeye mi çalışıyorsunuz? O halde müziği kapatın. Beyniniz sürekli analizler yapıp yeni öğrendiği bilgileri hatırlamaya ve daha önce öğrendiği bilgilerle karşılaştırarak onlarla kıyaslamaya çabalarken bir de kulak yolundan gelen müzik verilerini çözümlemeye kalkarsa işte o zaman ona öncelik vermeye başlayabilir. Hani daha önce aynı anda kaç işe birden odaklanabilirsiniz diye bir video yapmıştım ya, işte bu konu tam da onunla ilgili. Öğrencisiniz ve ders mi çalışıyorsunuz? O halde müziği kapatın. Sonuçta siz de yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Bakın bu konuyla ilgili yapılmış çok güzel bir araştırma var. Ders çalışan öğrencileri çeşitli gruplara ayırmışlar ve üzerlerinde kontrollü bir deney yapmışlar. Bir grup böyle normal şartlar altında yani sessiz bir ortamda derslerini çalışırken bir gruba sevdikleri müziği, başka bir gruba da sevmedikleri müziği dinletmişler. Sonuncu bir gruba da resmen çok büyük bir işkence yapmışlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Onlar ders çalışmaya çabalarken birisi gelmiş lak 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 sürekli onlara karşı konuşmuş. Yani onlar ilgilenmeyip derslerine konsantre olmaya çalışırken konuşan birisini hayal edin. İlla lak 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 demesi şart değil. Neyse sonuçta ne olmuş biliyor musunuz? Sessiz ortamda çalışanlar çok daha başarılı olmuşlar. Daha da ilginci diğer grupların hepsi de birbirine benzer ölçüde başarısız olmuşlar. Yani yeni bir şey öğrenmeye çalışırken sevdiğiniz ya da sevmediğiniz müzik hiç fark etmiyor. Sessizlik her zaman daha iyi. Şimdi kulaklıklarınızı hemen bir kenara doğru savurmadan önce durun çünkü bunun bir istisnası olabilir. Çalıştığınız yer gürültülü mü? O halde müziği açın. Ama mümkünse sözlü olmayan yani enstrümantal bir müzik. Gürültülü ortamlarda etraftan karma karışık sesler gelir. İşte beyniniz o gelen sesleri ayrı ayrı işlemeye çabalarken çalışırken oldukça fazla bir enerji harcar. Halbuki o enerji size konsantrasyon için gereklidir. Gürültünün bir yan etkisi daha var. Stres hormonu olan kortizol salgılamanızı sağlar. Dopamin seviyenizi düşürür. Bütün bu hormonal değişiklikler de prefrontal korteksinizi olumsuz yönde etkiler. Böyle bir durumda sakinleştirici bir müzik dinlemek, fonda böyle bir müziğin olmasını sağlamak sizin çalışmanıza, üretkenliğinize, verimliliğinize olumlu yönde katkı sağlayabilir. Tekrarlayan türde bir iş üzerinde mi çalışıyorsunuz? O halde müziği açın. Tekrarlayan türde bir iş deyince illa bir fabrikada, üretim bandında sürekli bütün gün aynı işi yapmaktan bahsetmiyorum. Yeni bir şey öğrenmediğiniz, zaten bildiğiniz bir konu üzerinde yaptığınız çalışmalardan söz ediyorum. Bu gibi durumlarda müzik performansınızı arttırabilir. Mesela diyelim ki cerrahsınız ve bir ameliyata girmek üzeresiniz. Çok güzel. Takın kulaklıkları kulağınıza. Alın bir elinize neşteri, diğerine makası. Ameliyata başlamadan önce açın şöyle güzel bir müzik. Sonra başlayın ameliyata. Gerçekten şaka değil. Yapılan bir araştırmaya göre müzik cerrahların bile performansını arttırıyormuş. Yalnız küçük bir hatırlatma, içeride kulaklık unutmazsak iyi olur. Araba mı kullanıyorsunuz? O halde müziği açın, açabilirsiniz ama eğer sözlü bir müzik dinliyorsanız o şarkıya eşlik etmeye kalkmayın. Yeah,
Çünkü yine yapılan başka bir araştırmaya göre araba içinde şarkı söylemek sürücünün tepkilerini zayıflatıyormuş, konsantrasyonunu azaltıyormuş. Çalışırken yeni bir müzik mi dinliyorsunuz? Dinlemeyin. Zaten müzisyene de ayıp olur. İçinde sürpriz ve yenilik faktörü barındıran her türlü aktivite beyninizin ilgisini çeker. Dopamin hormonu salgılamasına sebep olur. Bu da bir dereceye kadar size keyif verir ama sonrasında size keyif verdiği için beyniniz onunla daha çok ilgilenmeye başlar. Bu da çalışma için gerekli olan konsantrasyonunuzu bozar. Peki ne zaman müzik dinleyelim? Çalışmadan hemen önce. Doğru seçilmiş bir müzik ruh halinizi değiştirir, mutlu ve enerjik hissetmenizi sağlar, sizi yapacağınız çalışmaya hazırlar. Hatta bazı şirketlerin çalışanlarına mesaiden önce şarkı söylettiği de bilinir. Her ne kadar ben çok severek dinlesem ve pek çok uzman tavsiye etse de sadece klasik müzik öyle Beethoven, Mozart falan değil, müziğin her türü bu etkiyi verebilir. Çalışmaya başlamadan, bir işe girişmeden önce kendinize şöyle güzel bir motivasyon müziği seçin. Gerçekten çok işe yarar. İnanmıyorsanız hemen deneyin. Mesela şunu dinleyin. Eminim sizlerin de bu konuda söyleyecek pek çok sözü, çalışmadan önce dinlemek üzere tavsiye edebileceği şarkısı ya da müzik önerisi vardır. O halde hiç durmayın, hemen yorum yapın, paylaşın ve sizin paylaştıklarınızı, önerdiklerinizi hep birlikte önce dinleyelim, sonra da çalışmaya başlayalım.